Merhaba, bu hafta Airport'ta Türk Sivilcılığının iş yeti tarafını, sanatçılarımızın, şov dünyasının ve özellikle de iş adamlarımızın kullandığı iş yetleri ve Türkiye'nin bu anlamdaki pazarda nasıl bir rol oynayacağını, bölgesel olarak pazara nasıl hitap edeceğini konuşacağız ve Türkiye'de bu anlamda ilk defa açılmış Amak Aerospace bu pazara hitap ediyor ve bunun yetkili bir ismiyle Atilla Bey ile konuşacağız. Atilla Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Amak açılalı 2 yıl oldu. Evet. Beraber Basel'deki merkezine de gitmiştik. Evet. Ta o günlerden sadece bizim bölgeyle ilgili değil, dünyanın en önemli hatta bugün itibariyle özel sermayeli en büyük iş yeti, bakım, onarım ama daha önemlisi modifikasyon şirketi konumunda. Evet, Amak abisi. Amak bu vizyonuyla Türkiye'de neyi hedefliyor? Bizim iş yeti pazarı hem Türkiye hem bölge gerçekten de Amak içinde bir fırsatlar sunuyor mu? Şöyle tabii ki Amak dediğiniz gibi Amak Aerospace geniş gövdeli uçaklardan dar gövdeli uçaklara kadar büyük business jetlere kadar geniş bir yelpazede modifikasyon, bakım ve özellikle kabin içi yenileme ve yerleştirme konusunda dünyanın en önüne gelen firması. Bu anlamda biz Amak Aerospace Turkey olarak 2012 yılında İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki 1500 metrekarelik hangarımızda çalışmalarımıza başladık. Amak Aerospace'in Türkiye'de iş yeti anlamında böyle bir yatırıma karar vermesinin ana nedeni 2012 yılında o yılda bile 100'ün üzerinde jet motorlu business jet vardı Türkiye'de. Şu an bile biz bazı her yıl ölçmeye çalışıyoruz. Ne kadar sipariş verilmiş, elden ne kadar çıkarılmış falan. Yani hep 100'ün üzerinde son 3-4 yıldır. Tabii. Siz şimdi Amak'la mesela şeyde gördüğümüz, Basel'de gördüğümüz tablo bambaşka bir şey. Bu uçağı alıyorlar. Yani yeniden yapıyorlar. Bahsetti. Yani yeniden her şeyi boşaltıyor. Bir de siz geniş gövde derken mesela seyircilerimiz o geniş gövdeyi şöyle anlamalılar. Airbus 380'i de, Boeing 747-8'i de dönüştüren, işleti yapan aynı zamanda İş yeti sınıfında Gulfstream 650'de, 550'de alıp bunları dönüştürüyorsunuz. Evet. Nasıl dönüştürüyorsunuz? Mesela neler yapıyorsunuz? Amak Aerospace İsviçre'deki o büyük tesislerimizde işte dediğiniz gibi şu an bir 700, dünyanın ilk 747-8 büyük gövdeli uçağı şu an VIP'ye dönüştürülüyor. Evet. Müşterinin taleplerine göre. Yani bir ev dizayn döşemek tabii, gibi bir şey. Tabii de saray gibi yapılıyor. Yani anlayın saray gibi diyelim. İçine müşterinin talebine göre yatak odaları, salonlar, dinlenme yerleri, çeşitli gösteri alanları, televizyon sistemleri, video sistemleri, internet, İsteğe göre çeşitli aydınlatma sistemleri, dediğiniz gibi duşlar, bunlar. Duş, asansör bile koyan oluyor. Evet, müşterinin talebine göre bunlar yapılabiliyor. Bu tür talepleri gerçekleştirirken uçak takribi, bu büyük gövdeli uçaklar 1,5 sene hangarda kalıyorlar. Bunların önce mühendislik çalışmaları yapılıyor. Buna ilişkin tasarımlar geliştiriliyor, bunların onayları alınıyor. Evet. Buna ilişkin malzemeler üretiliyor. Temin sonra edelim. Bunların instalasyonu gerçekleşiyor. Çünkü havacılıkta en küçük vidayı bile uçağa koyacağınız zaman bir sertifikasının ve o uçağı imal eden şirketin, ilgili havacılık otoritelerin onayı olması gerekiyor. Tabii. Siz orada yapılan, işte İsviçre'de bunu yapıyorsunuz. Ama baktığımız zaman Amak olarak haritada Lübnan, İstanbul, Basel ve Zürih görünüyor. Evet. Bu mesela Lübnan'da ne yapıyorsunuz? Bilerek basamak basamak galiba. Lübnan'da satış temsilciliğimiz var. Bölgesel satış temsilciliğimiz var. Aynı zamanda var. Bizim İstanbul'daki hangar içinde işlerin
Mesela siparişi tabii, alımları Lübnan'dan da yapılabiliyor. Bu iş yeti özellikle VIP modifikasyonuna yönelik önemli bir pazar Arap Yarımadası. Evet. Ona yakın bir yerde satış biriminizin olması, pazarlama biriminizin olması mantıklı. Bu yüzden Lübnan'da buna yönelik bir bölgesel satış temsilciliğimiz var. Burada Amak Aerospace Turkey var. Çünkü İstanbul orta önemli bir merkez. Önemli merkez iş yetleri için bizim işte büyük gövdeli değil, daha işte 12-16 19 kişilik maksimum iş yetlerinin dağılımına baktığınızda ve bunlara hizmet veren organizasyonlara baktığınızda bir Batı ve Orta Avrupa'da bir takım tesisler var. Bir de yani bunların bakım, onarımına evet, yapacak evet. Bir merkeze ihtiyaç vardı. İhtiyaç siz vardı. İlk önce Falcon'larla başladınız galiba. Önce Pilatus'la başladık. Sonra Pilatus zaten sizin kendi uçağınız. Temsilciliğinizde evet, evet. Yaptığınız, satışını, her türlü şeyini yaptığınız evet, evet. Bir markanız. Evet. Pilatus'la başladınız. Falcon'la, Falcon da aynı zamanda Türkiye'de en fazla evet. Bulunan orta iş yeti. Orta ve uzun menzilli evet. iş yeti evet. Kategorisinde küçük en fazla saymasak. En fazla uçak sayısı bakımından Dassault Falcon işte 900'ler, 2000 ve 7X uçakları var. Mesela Rusya'dan, Orta Asya'dan, mesela Azerbaycan, Kazakistan, buralardan, Balkanlardan falan da müşterileriniz var mı? Yavaş yavaş oluşmaya başladı. Biz işte 2014'ün bu yılın başında Avrupa Sivil Havacılık Teşkilatı'ndan Falcon yetkisini aldık. Falcon 900 yetkisini. Akabinde Türk tescilli müşterilerimize hizmet vermeye başladık. Bu bize büyük bir avantaj sağladı. Hem size hem İstanbul'a Atatürk Havalimanı'na. Türk Sivil Havacılığı'na evet, Türk mühendisinin, teknisyeninin bilgi birikimiyle, kapasitesiyle bölgemizdeki 2-3 saatlik uçuş mesafesindeki tüm uçaklara servis verecek, hizmet verecek bir Avrupa Sivil Havacılık Teşkilatı'nın onayına sahip bir şirketiz. Bunun ötesinde firmanın yetkili servisiyiz. Şu an Amerikan Sivil Havacılık Teşkilatı'ndan da yetki alma çalışmalarımıza belli bir mesafe kaydettik. Bu bağlamda aynı zamanda tabii ki müşteri talebine, uçak üreticilerinin taleplerine bağlı olarak İstanbul'da değil, sadece İstanbul'da değil, Sabiha Gökçen'de, Bodrum'da hat bakım hizmeti vermek. Buradan eleman da, gönderiyorsunuz mu yoksa orada ofis gibi bir şey mi? Şu an yine sivilcilik kurallarına uygun olarak gerektiğinde kurallar çerçevesinde dış alanlarda da arıza giderme işlemlerine yetkimiz var. Fakat orada planlı bakımları yapabilmek için orada bir hat bakım istasyonu açmamız olması gerekiyor. Lazım. Evet. Peki bizim Türkiye'de bulunan iş adamlarımızın kullandığı jetlere baktığımızda yani ne tarz tasarımlar daha çok dikkatinizi çekiyor veyahut da uçak tercihlerinde neleri ön planda tuttuklarını görüyorsunuz? Konfor mu, mesafe mi, gerçekten ihtiyacı gidermek mi? Bazısı artık bir de uçağımız olsun diyor ama sonradan öğreniyor şeyini, maliyetini, nasıl kullanacağını. Ne görüyorsunuz? Ya ben şimdi teknik adam olarak baktığımda evet. Bir de çok derin, geniş bir business jet'te bilgi birikimine sahip olduğumu söyleyemem. Fakat tabii ki okuyarak, inceleyerek, bakarak, bir takım toplantılara, seminerlere katılarak, istatistiklere bakarak gördüğümde Türkiye'nin ekonomik gelişmişliğiyle, dışarıda yaptığı yatırımlarla, işlerle de doğru orantılı olarak son 3-4 yıl içerisinde gelen uçaklara da baktığımda orta ve uzun menzilli iş jetlerine yönelik bir şey var. Talep var. Talep var. Evet. Yani bizim Falcon modellerde işte 2012'den beri mevcut Falcon'larını verip daha uzun menzilli alanlar var veya başka orta ve kısa menzilli diğer model uçaklarını işte orta ve uzun menzilli Falcon'larla değiştirenler var. Evet. Var. Falcon 2000'e böyle bir Falcon'ı şey var. Satıp Falcon 2000 evet. Alanlar evet. Alıyor. Evet. Doğru. Siz
O zaman Sabiha Gökçen'e zaten yatırım yapacaksınız. Evet. Atatürk Havalimanı'nda zaten testleriniz var. Özel et kapısı dediğimiz evet. genel havacılık tarafında. Evet. Dolayısıyla sizi çok fazla 3. Havalimanı ilgilendirmiyor yatırım evet. anlamında evet. ama şu anlamda ilgilendiriyor. Bir an önce burası boşalsın istiyorsunuz Atatürk Havalimanı. Yolcu uçakları tabii gitsin çok daha fazla işleti sirkülasyonu olursa. Olsun diye. Bir de tabii. şehrin merkezinde. Tabii ki. Şey olarak baktığınızda da Atatürk Havalimanı eğer yolcu uçakları yani ticari kapasitesi yolcu ve kargo şeye kayarsa 3. Havalimanı burası ideal bir kesinlikle. İşletti merkezi olur mu? Kesinlikle olur. Şehrin şeyinde, merkezinde. Evet. Yani milyonlarca, milyarlarca dolarlık yatırım yapan, yatırım yapmak için, iş görüşmeleri yapmak için. Direkt şehrin göbeğine inecek. Pat diye şehrin göbeğine inecek. Yani çünkü diyorsunuz, zaman çok önemli. Onun için uşak alıyorlar. İşte özel kapılardan, özel hizmetlerle pıtır pıtır yapıyorlar. Geçiyorlar. O yaklaşık işte 2018 falan gibi rakam telaffuz evet. ediliyor. O zamana yönelik herhalde Amak'ta burada yeni büyüme planları falan içine girecek gibi görünüyor. Öyle gözüküyor. Öyle gözüküyor, evet. Yani, o zaman hayırlı olsun diyelim, çok bekleyelim. İnşallah Atatürk Havalimanı ile ilgili hükümetin bakış açısı değişmez. Yani burayı iş jetleri için açık tutacak bir havalimanı olarak, özel jetler için havalimanı olarak, bir de eğitim uçaklarından bahsediliyordu. Tutulursa Türkiye için, İstanbul için gerçekten, hem iş jeti, bakım, onarım, modifikasyon merkezi olma açısından evet. önemli. Evet. Dileriz böyle olur. Katıldığınız için teşekkür ediyorum Atilla Bey. Ben teşekkür ederim. Yeni ünite açıldığında görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Sağ olun. Teşekkür ederim.